işte El-Kaide, pardon El-Nusra, El-Kaide değil, El-Nusra gibi örgütlerle özdeşleşiyor. ÖSO vesaire gibi örgütlerle özdeşleşen bir profili var AKP'nin. Bunu toplum da görüyor. Bakıyor ya, hastaneye geliyor Suriyeli, ücretsiz tedavi görüyor, şeyini, ilacını vesairesini alıyor ücretsiz bir şekilde. Esnaf dükkan açmışsa vergi vermiyor. 729 bin Suriyelinin kaybolmasını konuştuk mu hatırlamıyorum. Ya 729 bin Suriyeli kayıp diye bir skandal, büyük bir skandal. Tabii. Hala duruyor bunlar, da. Bunlar kayboluyor. Nereye gitti bunlar? Neden gitti? Neden adresle? Gerçekten diye. Gitmişler mi? Gitmiş değiller. Haklarında dava açılan Suriyeliler ortadan kayboluyor. Mesela bir suç işlemişse. Suriye'ye dönüyorlar onlar. Doğru, işte bugün vardı haberlerimizde. Hani mülteciydi. Okul bunlar. Basmışlar. Okul basıp öğretmen dövenler Suriye'ye kaçmış. Evet. Hani bunlar Suriye'ye gidemiyordu savaş tehdidi nedeniyle. Ama bir daha giremeyecek diyor vali. Çok güzel. Ama bir daha giremeyecek abi, diyor. Bir daha giremeyecek diyor. Nerede, nasıl? Dolayısıyla AKP'nin o bozulan profilini toparlama ihtiyacı duyduğunu ama bunda başarısız olduğu görülüyor. İki milletvekili ve belde belediye başkanları varmış. Ama bu operasyonu devam edecek, bu siyasette bir pazarın kurulduğu anlamına gelir. Evet. Siyaset pazarının olduğu yerde siyaset ahlakı olmaz. Evet. Tabii muhalefet partilerinin söyledikleri de önemli. Hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi. Yani biz %40'larda, %45'lerde bir siyasi partiyken AKP'yi terk etmiş kadrolar olarak bugün sonarı soracağım. Yani evet. %20'leri, 30'un altına düşmüş, %26, %27'lerde bir partiyle niye işbirliği yapalım diyorlar. Şimdi sonarın araştırması da bir kez daha bunu teyit etti. Yani sonar üstelik iktidar yanlısı bir tutum almış bir araştırma şirketlerinden biri. Evet. Yani en azından Hakan Bayrakçı sürekli yandaş medyadaydı. Sürekli orada. Sürekli. Sonar'ın yaptığı araştırmada diyor ki CHP %34.7, AKP %28.3. Evet arkadaşlar, verdi. Evet. Tablo bu. Ben burada bir iki yüzdenin doğru olmayabileceğini düşünüyorum. Mesela MHP %10 çıkmış. Çok mümkün görünmüyor. İyi Parti %5 yine fazla görünüyor. Zafer Partisi %5,1 normal gibi. Yeniden Refah Partisi vesaire. Mesela Türkiye İşçi Partisi burada görünmüyor ama birçok kamuoyu araştırmasında Türkiye İşçi Partisi %1 ve üzerinde. Yani eğer diğer dedikleri Türkiye İşçi Partisi ise bilemem. Ama AKP'nin artık %30 çizgisi nin altında. Altında. O bir şeydi, direniş şeyiydi. Yani bir direniş hattıydı. Yani orada direniyordu AKP. Yani o eşik bir türlü aşılamıyordu. Yani %30'larda AKP tabanı sanki konsolide olmuş gibiydi. O eşiğin kırıldığı ve aşıldığı anlaşılıyor. Yani aşağı doğru gidiyor. Nereye kadar gider? Benim tahminim şudur. Refah Partisi'nin yerel seçimleri kazandığı ve Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu seçimler %22'dir AKP şeyin oyları, Refah Partisi'nin oyları. O %22 ile Erbakan Türkiye'de birinci parti oldu. Daha sonra Çiller'le koalisyon hükümeti kurdular, biliyorsunuz. Ben %22'ye kadar düşebileceğini değerlendiriyorum AKP'nin ve esas olarak da uzun vadede ise %8 ile 12 arasındaki şeriatçı tabana doğru daralacağını ama onu paylaşacağını, onu yeniden Refah'la, Hüdapar'la paylaşan bir parti olacağını düşünüyorum. Hayır, zaten böyle bir seçim olsa 15-16 bir oya böyle gidiyor. Bir seçim olsa AKP iktidardan düşer. CHP mutlaka muhalefetten alacağı destekle beraber mecliste çoğunluğa erişebilir. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı seçimi meclis aritmetiğinin çok dışında yapılan bir seçim. Yani bu AKP'de olduğu gibi AKP %35 oy aldı ama Recep Tayyip Erdoğan iki turlu seçimde %51 ile Cumhurbaşkanı çünkü oldu. AKP'ye yani, MHP oy verdi, Hüdapar oy verdi. CHP'nin göstereceği parti adayla CHP'li bir cumhurbaşkanı ve mecliste 300 milletvekili. Şeyle beraber belki gerekirse bir partiyle, bugün AKP'nin MHP ile kurduğu gibi bir ittifakla bambaşka bir Türkiye profili kesinlikle görünüyor bu tablo, araştırmada. Bu şeyi de transfer telaşını da ortaya koyuyor. Bir kere AKP'deki erime devam ediyor. Bu durdurulamıyor. Bu operasyon bir parça AKP'deki erimeyi durdurma çabası. Fakat şunu söyleyeyim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim talebini yükseltmezse saat, zaman iktidar lehine işliyor. Yani epeyce bir süre var. Yani bu yoksulluk, sefalet, insanların tepkileri çok derin ve büyük. Burası açık.
Ama diğer yandan AKP'nin bir kaynak bulması halinde çok kolay yatıştırılabilecek de tepkiler bunlar. Diğer taraf. Şöyle olabilir. Bu 128 milyar doları yok ettikleri Merkez Bankası rezervlerini yeniden doldurmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Bugün yaşadığımız derin yoksullukta biraz da Merkez Bankası rezervlerini doldurma çabası var. Artıya da geçirdiler. Dolayısıyla gerekirse 128 milyar dolar daha harcar. Seçimleri almak için. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bunu görmeli. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere parayı kesecekler. Bakın bu transferler de o işliyor. Şimdi Erbakan tepki gösteriyor. Şanlıurfa'daki belediye başkanlarını belli ki transfer etmişler. Orada taban bir de çok iç içe. Yani çok yan yana. Hedef de çok önemli burada değil mi? Yani mesela Hüdapar değil, yeniden refaha tabii, hedef alıyor. Tabii. Hüdapar çünkü yeniden refaha bir aynı zamanda tehdit olarak gördüğü de anlaşılıyor. Hüdapar milliyetçi bir parti. Hüdapar bir kere bağımsız Kürdistan İslam Devleti'nden yana. Bölücü ve etnik. Ama ona dokunmuyor. Tabii. Yeniden refah belediye başkanlarını almaya çalışıyor. Hüdapar'ın geniş bir tabanı da yok zaten. Hüdapar'ın aldığı bütün bölgede 120 bin civarında bir oy var. Geniş bir tabanı yok. Bütün bölgeye yayılıyor. Yani hiçbir ilde en fazla oy aldığı yer Batman'da, orada da 10 bin falan oy alıyor. 10 bin mi 20 bin mi ne oy alıyor. Yani Hüdapar'ın çok geniş bir tabanı yok. Erbakan geleneğini, milli görüş geleneğinin bıraktığı boşluğu öyle anlaşılıyor ki yeniden refah dolduruyor. Saadet Partisi de orada bir varlık gösteremedi belli ki. Saadet Partisi bence orta vadede giderek yeniden refahla ya birleşir ya da erir. Öyle birleşme bir olmaz da sanki. Yani en azından bu kadrolarla olmaz. Çünkü büyük kavgaları var geçmişte. Evet, evet öyle anlaşılıyor. Erbakan'ın mirası üzerinden. Şimdi dolayısıyla ben AKP'deki bu erimeyi de durdurmaya dönük bir çaba olarak görüyorum bu transferleri. Fakat buna engel olamayacaklar. Eğer yine şartlı bir cümleyle bitirmek lazım bunu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim talebini yükseltmezse belki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri transfer edemezler ama çok sıkışan ilçe belediyelerinin ne yapacağı belli olmaz. Birkaç tanesini oradan bile çözebilirler. Çünkü maaş dağıtamaz, çöpleri toplayamaz, hizmet üretemez hale gelmesi durumunda bu belediyeler tepkilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi kaçınılmaz. Diğer taraftan da sürekli toparlanan, zamanı işte MHP yükünden kurtulan, Hüdapar yükünden kurtulan, daha bir merkez sağ parti görüntüsü, profili vermeye çalışan bir AKP ile karşılaştığımız zaman bambaşka bir tabloyla yüz yüze kalabiliriz diye düşünüyorum. Yapılması gereken iş makul bir sürede, makul bir zaman içinde Türkiye'yi erken seçime götürmektir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, 4 soru 4 yanıtın sonuna geldik. Yarın akşam yeniden saat 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.